Herkese selam. Portre'nin ikinci videosuyla karşınızdayım. Fakat gelişi şöyle farklı bir konsept yapayım dedim. Sıkılmayın diye. Şimdiden izleyen herkese teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. Evet, herkese tekrardan merhaba. Milyonların beklediği videoyla karşınızdayım. Bugün gözleri çizmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Önce neyle çizeceğime karar verdim yine her zamanki gibi. 6B ile göz bebeklerini çizeceğim çünkü çok koyu, aşırı koyu. Hemen başlayalım. Bakın göz bebeklerinin şuraları daha açık renkli değil mi? Hemen 4B'yi aldım elime. Daha açık renkli bir seni 6B'ye göre. Ya gözlerdeki anlamı katmak gerçekten önemli. Portreye baktığınız zaman gözlerdeki anlamı verebildiyseniz gerçekten portreniz çok güzel görünebilir. Şimdi kirpikleri uçlu kalemle yapacağım çünkü çok küçükler. Burada küçük küçük tüylerin ve gölgelerin tonu şu tarafa doğru olduğu için kalemimi de o tarafa doğru hareket ettirerek burayı boyuyorum. Böyle de kirpikler biraz garip durdu ama. Daha önce söylemiştim. Buraları çizerken, boyarken peçeteyle dağıtıyorum diye. Bazen maalesef izi kalabiliyor, parmak izlerimiz kalabiliyor. Onlara dikkat edin. Şuralarda olduğu gibi. Bunların olmaması için parmağınızı değirmemeye çalışın. Bu arada bu videoyu çekerken abone sayımı baktım 98 olmuşuz. 100 abone olduk sayılır. O yüzden buradan aileme selamlarımı yolluyorum. 100 abone oldum.
Orada size birkaç örnek göstereceğim. Bu alnındaki parıltıları da çiziyorum. Dümdüz boyamıyorum. Başka bir resimden örnek göstereceğim. Burada olduğu gibi mesela şuradaki beyazlıklar, yüzdeki lekeler, alındaki beyazlıklar, parlaklıklar resme daha gerçekçilik katıyor. Bu da geçen sene yapmış olduğum bir resimdi. Bu da aynı şekilde çok güzel parlaklıklar ve detay katacak resme. Adamın alın yazısını yazıyorum. Bir saat sürer sadece şu alını yapmak. Alt kirpiklerini yapmak biraz zor. Çünkü ayarı kaçırınca alt kirpikleri çok uzun oluyor. Bu sefer de bir kadın gözü gibi falan olabiliyor. Neyse. Devam ki. Evet, bugün bayağı ilerlediğimi düşünüyorum. Yarına ölmezsek, malum koronavirüs var. Devamında yarın görüşmek üzere diyelim. Çok güzel bir portre serimiz oluyor. Takipte kalın. Şimdiden herkese teşekkürler.